Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde size WordPress'te tema yüklemeyi öğreteceğim. Neden tema diyeceksiniz arkadaşlar şimdi bana? Çünkü arkadaşlar sizin sitenize kullanıcıların girebilmesi için, yani siteden para kazanmak istiyorsanız kullanıcıların girmesi için temanızın çok önemli olması gerekiyor arkadaşlar. Güzel bir tema kuracaksınız ki kullanıcılar bu temadan çıkmak istemeyecekler. Çok beğenecekler sitenizi. Tema çok önemli unsurlardan birisi arkadaşlar. Şimdi burada geçen videomuzda hatırlarsanız web sitesi WordPress'i kurmuştuk. Buraya reklam eklemiştik. Aynen duruyor arkadaşlar. Bir önceki videomu izlerseniz görürsünüz zaten. Buraya reklam 2 bölümünde hiç bir şeye dokunmadım arkadaşlar. Hemen şimdi buradan arkadaşlar şöyle bir tema var. Gördüğünüz gibi ben bunu indirdim deneme amacıyla. İsterseniz tekrar indireyim. Böyle bir site var arkadaşlar. Tema wordpress.org diye bir site arkadaşlar. İnternetten araştırırsanız zaten yüzlerce WordPress bedava tema sitesi var arkadaşlar. Yüzlerce, binlerce arkadaşlar. Şimdi buradan bunu indiriyorum. Ben bunu beğendim. Portal temaları diyormuş. Şimdi indirdik bunu. Şimdi yapmamız gereken arkadaşlar aslında o kadar basit ki WordPress bize çok basit imkanlar sunmuş. İnanılmaz derecede basit. Şimdi buradan WordPress'imizin yönetim paneline geldik. Onu nasıl yaptık? Şuradan menüleri tıklıyoruz arkadaşlar ve yönetim panelinde gördüğünüz gibi burada görünüm var arkadaşlar. Tema var. Temaları tıklıyoruz arkadaşlar. Yeni ekle diyorum. Ve burada tekrar tema yükle çıktı. Tema yükle diyorum. Dosyayı seç diyorum. Gördüğünüz gibi dosyayı hangisini? İki tane indirmişim. Bir koymuş yanına. Şunu mesela hadi sizin için son indirdiğimi yapayım arkadaşlar. Şimdi kur diyorum. Evet, şu anda kuruyor arkadaşlar. Kurulduğu zaman farklı bir pencere olacak arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi şu anda kuruldu arkadaşlar. Burada bilgilerini paket açılıyor, bir tema yükleniyor, yüklendi falan diyor. Etkinleştir diyoruz arkadaşlar. Etkinleştirdikten sonra böyle bir ekran geliyor. Tabii ki burası İngilizce arkadaşlar. Burasının İngilizce olması sizi korkutmasın. Aslında kullanımı çok kolay arkadaşlar. Bu temanın menüsü arkadaşlar. Burası da gördüğünüz bölüm temanın menüsü oluyor. Ama gerçekten kullanışı çok kolay. İngilizce olması sizi korkutmasın. Şimdi hemen buradan tıklayalım ve temamıza bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel, sade bir tema. Buradan Facebook falan linkleri var arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bizim eklediğimiz reklam hala duruyor. Burada ikinci reklamımız duruyor. Son yazılar bölümü var. Yorumlar bölümü falan hepsi aynen duruyor arkadaşlar. Şimdi 2015 deneme sitesi diyor. Şimdi arkadaşlar konu da burada zaten. Merhaba dünyadan başka bir konu eklememişiz. Şimdi hemen menümüze dönelim arkadaşlar. Siz diyeceksiniz ki şimdi bu değil tabii ki. Bir dakika. Ne oldu lan? Buraya geldik. Şimdi şuraya ben bir resim eklemişim. O duruyor. Silinmemiş. Neden silinmemiş? Onu anlamadım ben. Neyse. Şimdi arkadaşlar buradaki resmi nasıl değiştireceğiz diyeceksiniz şimdi bu temada. Veya da şuradaki yazıları nasıl değiştireceğiz? Bir de slide'ı nasıl değiştireceğiz? Dediğim gibi arkadaşlar burada temanın kendi paneli var. Kendine özgün bir panel yapmışlar arkadaşlar. Şimdi buradan menülere tıklıyoruz arkadaşlar. Menülere tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi ayrıyetten bir de bizim temamız yüklediğimiz tema burada direkt çıktı arkadaşlar. Bu temaya tıklıyoruz. Evet, burada menüleri var arkadaşlar temamızın. Burada bilgilerini gösteriyor. Şuraya tıkladığımız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi burada logo bölümü var arkadaşlar. Bu logo bölümünü
Buradan upload deyip herhangi bir logo seçip yükleyebiliriz. Mesela ne logosu yükleyeyim ben buradan? Bu da çok büyük lan. 420'ye bilmem kaç diyor. İnanılmaz büyük. Şimdi burada ne vardı? Paylaş kaynaş PNG varmış mesela. Onu niye görmüyor? Şimdi onu bulmamız lazım. Evet, gördüğünüz gibi bulduk. Şimdi bunu yükleyelim bakalım. Evet, gördüğünüz gibi hemen yükledi. Save diyoruz. Biraz büyük. Ufak bir şey yüklemenizi tavsiye ederim. Çünkü menüyü sağa doğru atıyor. Evet, bakalım. Gördüğünüz gibi menüyü sağa doğru attı. Biraz ufak bir resim koymanız lazım. Siz zaten yüklediğinizde kendi orijinal temasının resmi çıkacak. Onun üzerine tıklayıp farklı kaydetteyiz derseniz o temanın boyutunu görebilirsiniz. O boyuta göre de bir logo ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi diğer bir hususa denk gelelim arkadaşlar. Gelelim buradan. Hemen gene burayı tıklıyoruz arkadaşlar. Logomuzu değiştirdik. Burada sosyal bölüm var arkadaşlar. Sosyal, yani temamızda bulunan şuradaki bölüm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Twitter falan var. Burayı da şuradan edit diyerek, mesela Twitter, buradan uzantınızı yazıyorsunuz, Twitter falan uzantınızı. Buradan ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi buradan da Facebook ayarınızı yapabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bu tamam. Şimdi buradan yeni bir footer açabiliyor musunuz arkadaşlar buradan? Öyle söylüyor. Primary yeni menü. Evet, yeni menü oluşturuyor burası. Burası ne? Navigation falan diyor. Şimdi arkadaşlar bizim yapmamız gereken neredeydi o? Gördüğünüz gibi slide bölümü arkadaşlar. Burada slide bölümü var. Şurada altta yazılar yazıyor, görüyorsunuz. Buradan edit dersen slide 1'e arkadaşlar, alttaki yazılar bunlar. Temamızın altındaki yazılar. Bu da resim adresi. Buradan yeni resim ekleyebilirsiniz ya da new slide deyip yeni bir slide ekleyebiliyorsunuz. Buradan kategori oluşturup yeni bir kategoride slide oluşturabiliyorsunuz. Farklı farklı seçenekler var arkadaşlar, yüzlerce. Buradan ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. İsterseniz WordPress'i kurduk bir önceki dersimizde, ama biz hiç bilmeyenler için WordPress'e konu nasıl ekleriz mesela, isterseniz onu da kısaca bir değineyim arkadaşlar. Hiç bilmeyenler için konuşuyorum arkadaşlar. Buradan gene menülere girelim arkadaşlar. Burada yazılar var. Yazılar bölümünde yeni ekle diyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Buradan mesela film diyelim. Filmle ilgili bir tema. Bir tane de film resmi bulalım. Mesela film şimdi buradan mesela şu resmi, şuradaki linki direkt kopyalayıp yapıştırabilirsiniz ya da burayı farklı kaydet deyip yapıştır şey buradan bloğunuza yükleme bölümünden yükleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Nereden yükleniyor? Ortam ekleme var mesela. Buradan galeri oluşturdum mı? Bakın, dosya yükleme var buradan. Dosya yükleme, yükle dediğiniz zaman kendiniz de yükleyebilirsiniz. Ama ben öyle yapmayacağım. Çünkü kendi sistemin bünyesine resmi barındırıp kendi sistemi kastırtmayacağım. Direkt bu resmi aldım. Ve burada hızlıresim.com var diyeceğim. Bu site üzerinden göstereceğim resmimi. Anladınız mı olayı? Upload sitesi var. Bu site üzerinden, gerçi bu sitede de uzun süre durunca linkler siliniyor mu onu bilmiyorum. Bir bilgim yok, ama sitenin bünyesine upload etmek kasabiliyor siteyi.
Ama upload edersiniz de kendi bünyenizdeki şeyler silinmez. O da var yani. Yani kasmaz gerçi de. Biraz geç açılmasına neden olabilir. Şimdi şurayı X diyorum. Şurada IMG kutucuğu var arkadaşlar. IMG kutucuğuna tıklıyorum. Ve yapıştır diyorum gördüğünüz gibi. Burası arkadaşlar resim için bir açıklama girin diyor. Bu çok önemli. SEO için çok önemli. Google aramalarında arkadaşlar, Google aramalarında eğer en üst sıralarda çıkmak istiyorsanız bu resme bile bir isim koyun ki o isimden bile bu resimden bulup sizin sitenize girebilir bir kişi Google'da arama yaptığı zaman. Sadece resimden bile sizin sitenize ulaşabilir. Buraya etiket girmek de çok önemli arkadaşlar. Bu konuyla alakalı bir etiket. Mesela ben bunu şimdilik sallayayım arkadaşlar. Burası konuyla alakalı bir etiket. Bu etiketleri de mesela şöyle girebilirsiniz. Mesela film dersiniz. Konuyla alakalı bir etiket olması lazım. Film. Virgül bırakıyorum. Filmler. Virgül bırakıyorum. Böyle devam edebilirsiniz arkadaşlar. Yalnız buradaki etiketlerin sayısını çok fazla koymayın. 5-6 tane, 7-8 tane koyun. Çok fazla koyarsanız bu da zararlı arkadaşlar. Google kafası karışacak falan. Yani zararlıymış arkadaşlar. Ben de öyle duydum yani, bilmiyorum. Şimdi yayımla diyoruz arkadaşlar. Evet. Hemen bakalım. Evet, gördüğünüz gibi yayımlandı. Daha fazlası dediğimiz zaman burada yazılar falan yazabilirsiniz ya da video linkini ekleyebilirsiniz. Uzun videolar yüklemeyi, mesela film falan upload edeceksiniz, uzun videolar yükleme sitesini de ilerleyen derslerimde anlatırım arkadaşlar. VK sitesi var mesela, araştırırsanız bulursunuz. Bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sistemi takip etmeyi unutmayın. İnternetten para kazan 20 yazdığım zaman evet çıkmıyor. Twitch kanalım çıkıyor ama o çıkmıyor. Evet, gördüğünüz gibi internetten para kazan. Gördüğünüz gibi SEO'da gene SEO kelimesini bulmuş. SEO ile ilgili anlattığım dersi bulmuş arkadaşlar. Hemen bir bakalım. İsterseniz gördüğünüz gibi sisteme girdi. Sistem internetten para kazan. Blogs20.blogspot.com arkadaşlar. Bu siteden de beni takip edebilirsiniz arkadaşlar. Merak ettiğiniz şeyleri sorabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle dersler anlatmaya devam edeceğim arkadaşlar. İlerleyen derslerimde daha farklı site kurma tekniklerini, daha farklı para kazanma tekniklerini anlatacağım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.